Şöyle hafif sağa doğru meyilli olarak çapraz bir şekilde düşmüştüm secde pozisyonunda. Çocuk da kucağındaydı, altımdaydı yani. Benim bedenim çok fazla sıkıştığı için çocuk altımda kalmıştı yani, öyle söyleyeyim. Yani sağ tarafta şu şekilde. Ha, çırpındığını hissetmeye başladım. Hani bacaklarını böbrek, karın bölgeme vuruyordu yani, iteliyordu, sürtüyordu. Sadece bacakları hareket ediyordu çünkü. Ağzı, burnu falan burada sıkışmış durumdaydı. Tabii ben aldım kucağıma, yüzüne baktım. Ben nefessizlikten öldüğünü biliyordum ve insan kendini biraz suçlu hissediyor. Keşke yere bıraksaydım. Morgdan çıktığında tamamen tebessüm ediyormuş, gülüyormuş, hani sevinçliymiş. Çünkü cennete gitti. Hiçbir zorluk, hiçbir acı yaşamadı. Ama benim yanıma getirdiği zaman dayım diyor, bir yüzünde ağlama ve hüzünlenme vardı yani, çocuğum belli ediyordu dedi. O şekilde zaten götürüp gömdüler. Yer altında kalmaya devam edin. Ben Muhammed Hanifi Özcan, Diyarbakır'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Depremden önce kendi evimde bir atölyem vardı, tespih işiyle, tornacılıkla uğraşıyordum. Deprem vaktinde ben zaten uyanıktım, yatsı namazını biraz geç kılmıştım. Yani saat yaklaşık 3 civarında bir şeydi, kılmıştım. Yeni doğmuş kızım vardı, 23 günlük. Malum küçük çocuk olduğu için uyumuyordu. Acıkmadır, altını kirletmedir. Yalnız o gece biraz daha farklıydı yani, uyumuyordu. Yani altını değiştirmemize rağmen, annesi ona sütünü vermesine rağmen yatağa bıraktığımız gibi uyanıyordu. Hatırladığım 4-5 defa böyle tekrar etti bu. En son bırakmama kararı aldım. Çünkü saat 4 civarı gibi bir şeydi. Telefonu elime alıp baktığımda saat 4 gibi bir şeydi. Sonra telefonu kenara, etecerin üzerine bıraktım ve oynamaya başladım biraz kendim çocukla. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika gibi bir çocukla kendimce oynadıktan sonra... Yatağın üzerinde oturduğum için hafif bir sallantı hissettik. Tabii hafif bir sallantı olduğu için fazla ciddiye almadım ilk başta. Yüksek bir binaydı, 9. kattaydık biz. Hissetmemiz hem birkaç saniye biraz daha gecikti ve tabii ilerleyen süreçte daha da hızlandı, daha da şiddetlendi. Tabii çok şiddetlenince hani bu kadar şiddetli bir deprem ben Diyarbakır'da hiç görmedim. Yani duymadım da öyle söyleyeyim. Fazla sallanmaya başlayınca hani normalde deprem anında birçok insana panik olur. Hani şok etkisi yaşar insan. Ben gayet soğukkanlı bir şekilde eşimi direkt yanıma çektim. Hani bizim çökmemiz lazım, hani dolap ve bazan arasına çökmemiz lazım. En azından bir şey olursa dahi bir boşluk oluşturmak, bir hayat üçgeni dediğimiz şekilde bir boşluk oluşmasını bekledik yani, öyle söyleyeyim. Çocuk kucağındaydı. İlk başta sallanınca aşırı şekilde. Eşim çok korkmuştu, biraz bağırdı. Kayınvalidem bizdeydi. Anne diye bağırınca kayınvalidem uykudan uyandı tabii, depremin etkisiyle. Eşimin bağırmasıyla uykudan uyandı. Kayınvalidem odaya girdi. Odaya girince ben biraz ona kızdım. Neden geldin diye. Çünkü bir yaşında bir baldızım vardı. Onu diğer odada bıraktı ve koşarak yanımıza gelmişti. Neden geldin buraya, onu yalnız bıraktın diye kızdım ona. Fakat aşırı sallandığı için bırakmadım. Çıkmasına müsaade etmedim odadan. Onu da direkt yanımıza çöktürdüm. Yani sen de çök, hareket etme. Tabii bu söylediğim süre kısa bir süre belki ama insana çok uzun bir süre gibi geliyor. Kayınvaliden de yanımıza çökünce dolabın aşırı sallandığını hissettim. Çocuk şu şekilde kucağımdaydı sağ tarafında. Dizlerimin üzerine kalkıp dolabı tutmak istedim. Hani dolap üstümüze düşmesin hesabıyla. Dolabı tutmak istedim. Tabii aşırı şiddetli sallandığı için gitgide şiddeti artıyordu depremin. Başta ileri geri, sonra sağa sola. Yıkılmadan önce böyle bir çevirdi. Hani böyle sarsı diyelim, böyle bir daire şeklinde sallayınca o anda bina yıkılmaya başladı zaten. İlk başta elektrikler gitti. Elektrik gittiği için dolap zaten şiddetle sallandığı için üstümüze düştü. Yani dolabın düşmesiyle yatak odasının penceresinin camının kırılması, patlaması bir oldu. Çünkü oradan soğuk bir hava geldiğini hissettim. O soğuk hava gelince tamam dedim yani, bitti, buraya kadar yıkılıyor işte bina diye. Tıpkı bir boşluğa düşer gibi, gondol gibi bir şey yani, böyle bir boşluğa düştüğümüzü hissettik. Boşluğa düştüğü yıkıldı bina. Yaklaşık birkaç saniye, 10-15 saniye içerisinde bina tamamen çöktü yani. Tabii tamamen çöktüğü için üzerimize bir ağırlık, tavan üzerimizde. Dolap ekstra bazan üzerine düşmüş. Dolap ve yatağın arasındaki mesafe kısa olduğu için dolap direkt bazan üzerine düz bir şekilde düşmüştü. Dolabın arka tarafına ise giriş denk gelmişti. Giriş denk geldiği için bazan yanına üçümüzü ve çocukla beraber bizi sıkıştırdı. Nefessiz bırakacak şekilde sıkıştırmıştı bizi. Tabii yıkılırken direkt kelime-i şehadet falan getirdik. Ben, eşim, kayınvalidem. Kelime-i şehadet getirelim.
birbirimize hakkımızı helal edelim ve Allah'a sığınalım diye. Bu şekilde bir konuşma geçti aramızda. Zaten yıkıldı. Yıkıldıktan sonra bekledik yani. Biz üzerimize toz falan da gelmedi. Çünkü çok dar bir alana sıkışmıştık. Birçok insan enkaz altında üşüdüğünü söylüyor. Bize hiçbir soğukluk falan gelmedi yani o anda. Çünkü Diyarbakır'da hala yerde kar vardı. Yani bir gün öncesi, iki gün öncesinde dahi kar yağmıştı. Havalar çok soğuk olmasına rağmen en ufak bir üşüme yoktu bizde. Yanımızda aynı şekilde, aynı uzunlukta, aynı katta farklı bir bina daha vardı. Ben onun da yıkıldığını zannediyorum. Öyle düşünüyordum enkazın altında. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Ne yaşadığını daha doğrusu kestiremiyorsun. Çözmeye çalışıyorsun. Ne oldu diye. Tabii deprem anında soğukkanlı olmak daha önemli. Çünkü soğukkanlı olursan ne yapacağının bilincinde olursun. Hani panik olursan insan o şok anında, panik anında yani yapması gerekeni de yapamaz. Elhamdülillah ben panik değildim. Soğukkanlı bir şekilde o şekilde bir pozisyon almamız gerektiğini düşünüp o şekilde kaldık. Tabii depremden yaklaşık bir hafta önce mi, 10 gün önce mi tam o gününü hatırlamıyorum. Ben bir rüya görmüştüm. Ben ufakken babam vefat etmişti çocuk yaştayken. Babam ve amcam ben ufakken vefat etmişlerdi. Rüyamda babamı gördüm. Rüyamda babamı gördüğüm zaman tabii onun vefat ettiğini biliyorum rüya içerisinde. Bizim misafir odası dediğimiz yerde oturuyorlardı. Ben de çocukla kucağımda odaya girdim. Gelmişsiniz dedim onlara böyle hani bir şey biliyormuşum gibi. Tabii rüyada vefat etmedikleri hani vefat ettiklerini biliyorum onun farkındayım rüyada. Hoş gelmişsiniz dedim. Gel gel babam böyle el işareti yaptı gel gel dedi. Ha çocuğu ver bana dedi. Böyle biraz temkinli bir şekilde kalkıp ona uzattım çocuğu. Alıp hani insan çocuğu sever ya oynamaya başlar. Çocukla oynamaya başladı. Ondan sonra amcam bana döndü. Ha biz bu kadar zamandır seni bekliyoruz sen neredesin dedi bana. Dedim valla amca buradayım neredeyim. Ha seni bekliyoruz sen neredesin neredesin öyle hesap sorarcasına. Dedim valla amca ben sana bir şey diyeyim. Ben senden daha çok istiyorum yani yanınıza gelmeyi. Bunu çok istiyorum ama gelemiyorum bir türlü. Ve amcamla babam birbirlerine böyle dönüp hani kaş göz işareti derler ya birbirlerine bir bakış attılar. Sonra amcam bana bir daha döndü. Tamam tamam dedi. Senin birkaç evrağın eksikmiş. Ondan dolayı gelemiyorsun dedi. Ne eksik ya dedim. Hangi evrağım eksik gibisinden hani sanki bir işleme başvurmuşsun da eksik bir evrağın yokmuş gibi. Eksik evrağın falan yok dedim. Tabii o evrak derken rüya içerisinde düşüneceğim. Hani ya valla ben namazımı kılıyorum. Ben namazımı niyazındayım. Yani eksik evrağım yok. Yani inşallah siz cennettesiniz. Ben de sizin yanınıza gelebilirim. Düşüncesiyle eksik evrağım yok diyorum kendimce. Yok yok senin eksik evrakların var. Onları tamamlarsın gelirsin dedi. Dedim tamam amca. Babama yöneldim çocuğu almak istedim. Uzatmadı bana. Ya ver dedim yok dedi. Tabii o yok deyince tamam baba deyip çıktım odadan dışarıya. Uyandıktan sonra düşünüyorum kendimce. Benim biraz altıncı his dediğimiz şey biraz bende biraz fazla hani kuvvetli altıncı hislerim kuvvetli öyle söyleyeyim. Yani o rüyanın etkisinde bayağı kaldım. Deprem gününe kadar o rüyanın etkisindeydim yani. Acaba ne olacak? Acaba bir şey mi olacak? Veyahut da acaba insan ölmeden hisseder diyorlar ya bir şey olur. Ne bileyim bir rüya olur farklı bir şey olur. Tabii hiç çocuğun vefat edeceği hiç aklıma gelmiyor. Veyahut da böyle bir felaket yaşayabileceğimiz hiç aklımın ucuna gelmiyor. Bir şey olacak ama ne olacak? Öyle bekliyorum kendimce. Tabii kendimde bekliyorum öyle bir şeyi. Pazara gidiyorum arada bir bu 10 gün süre içerisinde dışarıya çıkıyorum. Acaba araba mı çarpacak? Kör kuruşum mu değecek? Bir şey mi olacak? Diye insan düşünüyor. Hani ben tesbih işiyle uğraşıyorum. Tesbih ustasıyım. Kendi atölyemi kendi bir evimin odasında kurmuştum. Atölyede çalışırken kendimi çalışmaya veremiyorum. Yalnız kaldığı zaman insan daha fazla düşünmeye başlıyor. Acaba ne olacak? Acaba bir şey mi var? Benim ibadeti yönde bir eksiğim mi var? Babam rüyama geldi beni mi uyardı? Veyahut da dua mı bekliyor? Veyahut da bir şey mi istiyor? Akıştır uzun bir süredir mezarına gitmedim acaba ziyareti yapmadın diye mi geldi rüyama? Yani insan kendince böyle düşüncelere gider. Sonrasında anlam veremediğim için sadece böyle deprem gününe kadar böyle düşünceler oluştu kafamda. Ta ki enkazda çocuk vefat edince bazı taşlar yerine oturdu o anda. Bina yıkıldıktan yaklaşık tahmini söylüyorum. 5 veyahut da 10 dakika sonra bir sallantı daha hissettik. Tabii o sırada eşim ve kayınvaliden bir daha sallandığımızı söyledi. Ben de onlara hayır hani öyle bir şey yok. Sakin kalmaları için öyle bir şey yok size öyle geliyor sallanmadı diye. Tabii o sallantıdan sonra biz biraz daha sıkıştık çünkü molozlar hepsi üst üste ve sıkışıyor insan. Tabii yıkıldıktan sonra onun o şokunu ilk o şoku atlattıktan sonra insan aklına birçok şey geliyor. Hani ne oldu? Acaba nerede deprem oldu diye.
zaten Maraş'ta deprem olup da Diyarbakır'ı bu kadar etkilemesi insanın aklına dahil gelmiyordu. Ben en fazla Bingöl veyahut da Lice tarafında, Diyarbakır'ın ilçesi Lice tarafında büyük bir deprem olduğunu zannettim. Ve oranın feci bir şekilde yıkıldığını düşünüyorum. Ve alt kattaki komşularım aklıma geldi direkt bunu düşündükten sonra. Ya Rabbi ben 9. kattayım, hani son kattayım. Benim belki şu an sağ kalma olasılığım veyahut da enkazdan çıkma olasılığım daha yüksek. Ama birinci ve ikinci kattakileri düşününce kendimdense direkt ilk başta onlara dua ettim. Dedim ya Rabbi sen onlara yardım et. Onlar acaba şu an ne durumdalar? Çünkü gece yarısı ve birçok insan uykuda. Bu şekilde bir dua ettim yani kendi içimden. Tabii o anda hani yıkıldıktan sonra çocuğum benim kucağımdaydı. Sağ tarafımda kucağımda olduğu için ben böyle bazanın yanına bu ayak tarafına, bazan ayak tarafına şöyle hafif sağa doğru meyilli olarak çapraz bir şekilde düşmüştüm secde pozisyonunda. Çocuk da kucağımdaydı, altımdaydı yani. Benim bedenim çok fazla sıkıştığı için, yani eşim ve kayınvalidemdense benim bedenim çok fazla sıkışmıştı enkazın altında. Çocuk altımda kalmıştı yani öyle söyleyeyim. Yani sağ tarafta şu şekilde. Çırpındığını hissetmeye başladım. Hani bacaklarını böbrek, karın bölgeme vuruyordu yani iteliyordu, sürtüyordu. Sadece bacakları hareket ediyordu çünkü. Ağzı, burnu falan burada sıkışmış durumdaydı. Altında sıkıştığı için yaklaşık bir ortalama tahmini bir 5 dakika falan bir çırpınma söz konusu oldu. Tabii eşime belli etmemeye çalışıyorum o anda. Hani ona belli etmeyeyim, en azından burada bir yıpranması olmasın. Ha çıktıktan sonra eğer çıkarsak o şekilde öğrensin. Sonra çırpınması durdu. Tabii durduktan sonra Peygamber Efendimizin bir hadisesi var. Öyle söyleyeyim. Instagram'da internete denk gelmiştim bir videoya. Yani depremden önce bir videoya denk gelmiştim. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah-u Teala işte meleklerine soruyormuş. Ey kulum, siz falanca kulumun ciğerparesini, canını, evladının canını aldınız. Benim kulum o anda ne söyledi? Ha, direkt aklıma bu geldi zaten çocuk çırpındığı zaman. Hani benim kulum o anda ne söyledi? Şimdi inna lillahi ve inna ileyhi raciun dersem eşim anlar. Ya Rabbi sen verdin, sen aldın. Türkçe bir şekilde söylersem yine eşim anlar. Ama benim Allah'a hamd etmem lazım ve ne söylemem lazım dedim. Dedim ya Rabbi sana hamd olsun. Her şey sendendir. Her şeyi veren de alan da sensin. Yani bu şekilde ona hissettirmemeye çalıştım. Ve o anda zaten insanın ilk ve son, hani son çare demeyelim de zaten ilk başta her ne olursa olsun ilk başta Allah-u Teala sığınması gerekiyor. Hele ki öyle bir anda zaten sığınacak başka hiçbir şeyin yok. Hani sığınabileceğin başka hiçbir liman yok. Sadece Allah'a sığındık. Eşime ve kayınvalideme telkin ettim. Yani bakın bizim buradan çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Büyük bir deprem. Bizim Allah'a sığınmamız lazım. En başta bir kelime-i şehadetinizi getirin. Sakin kalmaya çalışın. Yani nefesinizi boşa tüketmeyin. Birbirinize hakkınızı helal edin burada. Helalleşmek önemlidir çünkü. Birbirinize hakkınızı helal edin. Burada olanlar hani yan yanayız. Burada birbirimize biz hakkımızı helal edelim. Burada olmayanlara da hakkımızı helal edelim en azından. Orada bir helalleşme oldu. O helalleşmeden sonra sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini söyledim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Veyahut da salavat çekerek veyahut da kelime-i şehadet getirerek sadece bunları dilimizde zikir ederek Allah'a sığınıp sabır edip beklememiz lazım. Velev ki çıkarız, velev ki çıkamayız. Bunları telkin ettikten sonra yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika falan bir süre geçmişti tahmini. Tabii o sırada benim telefonum da çalıyor sürekli. Ama telefonuma ulaşamıyorum. Etecerin üzerinde eş, dost, akraba, çevre arıyor. Sürekli telefon çaldığı için acaba bir kişi mi arıyor, acaba birkaç kişi mi arıyor diye insan düşünüyor yani. Telefona da ulaşamıyoruz. Hani milletin araması, hani telefonun çalması insanın içinde bir umut oluşturuyor ister istemez. Tamam birileri sağdır, beni tanıyan birileri yaşıyor ve bana ulaşamadığı için muhakkak bu tarafa yönelecek. Yani binanın olduğu bölgeye muhakkak gelmeye çalışacak bir şekilde. Ondan sonra insanın düşünceleri enkaz altında çok değişiyor. Kucağında vefat ettiği zaman çocuk yani zifiri bir karanlığın içindeydik. Göz gözü görmüyordu zaten. O anda işte çocuk vefat edince şöyle insanın gözü sağa sola arar ya bir ışık arar. Üç noktada bir ışık gördüm yani böyle çok loş bir ışıktı. Işık yavaşça söndü. Yani görmem ve ışığın sönmesi yaklaşık bir 10-15 saniye gibi bir şey. Yani çok kısa bir süre. Kısa bir sürede söndü o ışık. Yani sönünce o anda tabii insan kendini de düşünüyor. Acaba ben Azrail'i ne şekilde göreceğim? Veyahut da Azrail gelirse nasıl bir surette göreceğim? Mantık dışı olduğu için çünkü insan ölüm meleğini daha hani ömründe bir sefer görür ya. Bu kadar dar bir alanda nasıl o meleği göreceğim?
gibi düşüncelere insan giriyor. Öyle bir nevi durup Azrail'i beklemeye başladım. Sonra sesler duymaya başladık. Enkazın üzerinden sesler geliyor. Kimi çok yakından geliyor, kimi çok uzaktan geliyor sesler. İşte kimse yok mu? Tabii sesleri duyunca ambulans sesi falan geldi. İtfaiyenin sesi, itfaiye miydi, ambulans mıydı? O şekilde sesler gelmeye başladı. Sesler gelince bağırmaya başladım ben. Hani sesimiz duyulsun, hani birileri burada yaşayan birilerinin olduğunu farkına varsın diye bağırmaya başladım. Hani defalarca bağırdım, bayağı bağırdım. Hani bağırdıktan sonra biraz boğazımda bir kuruma hissettim ve susmaya başladım. Hani susunca da diyorum ki insanoğlu kendi kendine düşünür ya, ya Rabbi ben hem sana sığınıyorum hem de yardım diliyorum. Hani hem senden yardım bekliyorum hem de insanlardan yardım istiyorum. Allah-u Teala belki yardımını yollamış, benim de muhakkak bir ses çıkarmam lazım. Biraz daha bağırdıktan sonra baktım sesimi duyan yok ve sesler uzaklaştı. Susmaya başladım. Bekleyeyim. Yani sesler yakınlaşırsa, tanıdık bir ses olursa veyahut da ismim ile hitap edilirse o şekilde seslenmek daha mantıklı geldi. Ve biraz susmaya başladım. Biraz tefekkür etmeye başladım. Hani Allah-u Teala'ya sığınmaya başladım. Eşimle konuşuyordum. O sırada eşimi sakin tutmaya çalışıyorum. Kayınvalidemi sakin tutmaya çalışıyorum. Hani sakin kalması için. Kayınvalidem çok paniklemeye başladı. Çıkamayacağız. Burada öleceğiz diye bağırmaya başladı. Kayınvalidem bağırmaya başlayınca ona sakin olması gerektiğini söyledim. Bayağı bir sakin ol, bağırma, nefesini boşa harcama. Bayağı bir uğraştım ama onu bir türlü sakinleştiremedim. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Nefes alamıyorum artık, nefes alamıyorum artık diye bağırmaya başlamıştı. Bir yaklaşık 5 dakika veyahut da bilmiyorum kaç dakika olduğunu bağırdı bayağı. Ben ve eşim onu sakin tutmaya çalışıyoruz ama o bağırıyor. Öleceğiz, nefes alamıyorum artık. Ondan sonra sesi yavaş yavaş kesildi. Yani sesi kesildi ve bayıldı yani. Çünkü şöyle söyleyeyim, bana çok yakındı yani. Kafası benim boynumun kenarındaydı. Şu tarafımdaydı. Yani vücut sıcaklığını hissedebiliyordum. Elim omuzuna dokunabiliyordu, sol elim. Sadece sol elimi şöyle şu kadar tepletebiliyordum zaten. Sesi kesilince kendimce bir kontrol etmeye çalıştım. Tamam, nefes alıyor çünkü nefes alışverişini hissediyorum. Ha tamam, iyi. İyi ki bayıldı dedim en azından. Bayıldı ki en azından kendi nefesini kontrol edebilir diye düşündüm. Ondan sonra eşim sordu, anneme ne oldu, anneme ne oldu diye. Dedim hiçbir şey yok. Annen gayet iyi, nefes alıyor. Bayıldı sadece korktuğu için, panik yaptığı için. Bu normaldir, sen sakin ol. Enkazdayken sesler gelmeye devam ediyordu. Bir ara çok yakın sesler duymaya başladım. O yakın sesleri duyduğum zaman tekrar bağırdım. Bir yerlere vurmaya çalışıyorum. Hani elime bir şey geçmiyor. Taş olur veyahut da başka bir şey olur. Hani elime bir şey geçmediği için dolap yan tarafta üzerimde. Şu sol elimle dolaba vurmaya başladım. Birkaç defa vurduktan sonra durdum. Çünkü elimde bir ıslaklık hissetmeye başladım. Ha, demek ki bu cam tarafına denk gelmiş. Yani kırılan camlar var. Elim kesildiğini hissettim. Artık ona vurmayı kestim çünkü elim daha fazla kesilirse, çünkü parmaklarda kılcal damarlar, birçok damar çok olduğu için en azından elimin kesilmesini istemedim o anda. Vurmayı kestim ve bağırmaya başladım. Tabii sesler duyulmuyor. Üstteki sesleri çok iyi duyuyorsun ama alttaki insanın sesini duymak daha zormuş. Ben bunun farkına vardım ve tekrardan susmaya başladım. En son tanıdık bir ses duydum. Hani tanıdık derken sesin kime ait olduğunu bilmiyorum. Sadece birisi Hanifi diye seslendi bana. O seslenince bağırmaya başladım. Enkaz üzerinde erkekler olabilir, kadın olamaz diye düşündüm. Eşime dedim ki sen bağır. Hani kadın sesi olursa biraz daha ince ve kadın sesi olduğu için erken fark edilir. Eşim bağırınca durun durun bayan sesi geliyor dediler. Hani kadın sesi geliyor, durun dediler. Herkes susunca daha yüksek bir ses tonuyla bir daha bağırdım. Bağırınca sesim duyuldu. Buradayım, buradayım dedim en son. Tamam, sesini duyduk. Hani tespit ettik az çok, geliyoruz dediler. Bekle. Tabii onda bir ferahlama oluyor. Tabii o son anlarda artık nefes tükenmeye yakın bir şeydi. Çünkü nefes alamıyordum artık. Enkazda bulunduğum alan içerisinde çünkü oksijen kalmadığını hissetmeye başlamıştım. Çünkü yavaş yavaş insanın şuuru da gidiyor. Oksijen de tükeniyor. Çok zor nefes alıyorsun. Ve sıkıştığın için daha zor bir nefes alıyorsun. Enkaz altındayken çenemin dibinden ayak parmak uçlarıma kadar tamamıyla uyuşmuş ve karıncalanmıştı. Anestezi uygulanmış gibi tamamıyla vücudum uyuşmuştu yani. Hissetmiyordum. O şekilde bir soğukluk vardı vücudumda. Tabii bunu hissedemiyorsun. Bir yerimizi bulduktan yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika sonra sesler geliyordu. Kırılma sesleri, balyoz veyahut da başka aletlerle vuruyorlardı. Yani sesleri geliyordu. Sırf o molozu kırıp da çıkarabilmek için. Tabii onlar kırdığı sıra kırma süreci içerisinde ben onlarla konuşuyordum. İşte bak ben dolabın altındayım diye. Üzerimize kar dolabı var. Bazanyanla sıkışmışız. Hani durumu bilsinler. Ona göre bir müdahale olsun diye. Onlar kırmaya başladılar. En son bir kırılma sesi geldi. Hani dolabı vurup kırdılar ve oradan bir soğuk hava geldi yüzüme. Tamam dedim. Yani en azından nefes alabildik. Çünkü o son kırılma anında artık bayılmak üzereydim. Yani tamamen nefesimin bittiğini hissettim. O soğukluk gelince bir kendime geldim
ve bir canlılık geldi. Tamam, sıkıntı yok, şimdi acele etmenize gerek yok. Biz nefes alabiliyoruz şu anda rahat bir şekilde. Tabii dolabı kırmaya başladılar yavaş yavaş. Betonu açmaya çalışıyorlar. Tabii sen nasıl bir molozun, nasıl bir enkazın içerisinde olduğunu bilmediğin için kendi kafanda daha farklı bir şey düşünüyorsun. Tamam, yıkılmıştır, tavandır. Onlar da tavandan yer açıyorlardır diye düşünüyorsun. Halbuki öyle olmuyor birçok yerde. Görüyoruz, kirişlerin arasından veyahut da olan bir boşluğun arasından girmeye çalışıyorlar. İlk başta eşimi çıkardılar. Eşim tamamen uzandığı için ona hiçbir şey olmamıştı, yani öyle söyleyeyim. Hani burnu bile kanamamıştı derler ya, hiçbir şey yoktu. Sadece biraz yanlış değilsem bu sağ kolunda bir incinme vardı. Eşimi alıp çıkardılar. Yani çok dar bir alandan çıkardıklarını gördüm yani. İçeriye artık ışık da girmişti. İnsanların yetişmesi, şu molozları kaldırması mümkün değil diye düşünüyordum kendimce. Bu şekilde düşündüğüm için eşimi çıkardıktan sonra kayınvalidemi çekip çıkardılar. Tabii kayınvalidem hala baygındı, yani bilinci yerinde değildi. Sağlık ekipleri sordu işte yaşıyor mu diye. Baygın veyahut da vefat etmiş bilmiyorum dedim. Ne zamanlanır böyle işte, yaklaşık bilmiyorum dedim yani, depremden bir 15-20 dakika sonra bayıldı. Nefesini ve vücut sıcaklığını hissediyordum ama şu an yaşıyor mu bilmiyorum dedim. Kayınvalidemi de çekip çıkardılar. Sonra benden çıkmamı istediler. Ben çıkamadığımı söyledim. Hani sıkışmış olduğumu söyledim. Tabii kolumu hareket ettirebildim o anda. Şu sağ kolumu biraz hareket ettirdim. Çocuğu altından çıkarayım dedim. Belki yaşıyordur bir umutla yani. Acaba yaşıyor mudur diye çocuğu çıkardım. Tabii çocuğu çıkardıktan sonra baktım, yüzüne baktım. Hani içeriye ışık vurduğu için çocuğun yüzüne baktım. Şu göz çevresinde bir beyazlama vardır genelde, hani vefat eden insanlarda olur. Tabii insan inanmak istemiyor o anda. Çocuğun yüzüne baktım, acaba yaşıyor mudur diye. Orada benim kendi bir arkadaşım girmişti o enkazın açılan delikten içeriye. Tamam, bana ver çocuğu dedi. Dedim dur bir dakika. Böyle baktım yani yaşıyor mu diye, bir sarstım çocuğu. Acaba uyudu mu, yoksa yaşıyor mu, yoksa baygın mı? Çünkü vücudu hala sıcaktı. Sonra o sıcaklığı benim vücudumun sıcaklığıdır diye yorumladım. Ve vefat ettiğini anladım. Ve çocuğu sarstım, yani böyle yere vururcasına sarstım o anda. Baktım hiçbir tepki yok. Dedim tamam, vefat etmiş. Sağlık ekibi arkadaşa uzattım çocuğu. Daha doğrusu arkadaşıma uzattım. Al dedim, uzat. Yaşıyor mu, yaşıyor mu? Dedim hayır, yaşamıyor. O şekilde çıkardılar çocuğu zaten. Daha sonrasında beton ve dolap sırtımın üzerinde olduğu için AFAD bir kirko yardımıyla tavanı biraz kaldırmaya başladı. Tabii o sürede ne yapabiliriz diye bayağı bir, yaklaşık bir 15-20 dakika falan beklediler. Hani ne şekilde kaldıralım, ne şekilde çıkaralım. Alt kattakilere veyahut da bana bir zarar gelmemesi için. Biraz kaldırdıktan sonra bana hani sürünmemi istedi. Yani biraz o deliğe yaklaşmamı istedi. Ben hareket edemediğimi söyledim. Çünkü komple vücudum uyuştuğunu söyledim. Sağlık ekibine bir arkadaşım tutup kollarımı uzattım onlara. Tutup onlar beni çektiler. Hani 3 saat, 3,5 saat boyunca secde pozisyonunda, sıkışmış bir durumda, hiç hareketsiz kaldığım için, hani hareketsiz olduğumdan dolayı vücudumu hareket ettirmem çok zordu yani o anda. Bir de uyuştuğu için. Çekip çıkardılar işte, boynuk falan takıldı zaten. Dışarıya çıktık, hani sedyenin üzerine çıkardılar. Tabii ilk başta insan enkaza bakmak istiyor. Nereden çıktım, ne şekilde çıktım diye. Böyle başımı sağa sola çevirdim. Etrafta çok büyük bir kalabalık vardı. Bakıyorum birkaç tane, çünkü sırt üstü uzandığın için böyle birkaç tane bina var gibi hissettim. Sanki birçok yer yıkılmış, sanki birkaç tane bina var gibi hissettim. Sonra biraz doğrulup etrafa bakmaya çalıştım. Hani ne var, kim var, ne dönüyor hesabı gibisinden. Tabii başımı kaldırdım, etrafa baktım ve çıktığım için tekbir getirmeye başladım. Zaten görüntülerde, haberlerde birçok yerde gördük. Çıkan birçok insan tekbir getiriyor. Çünkü Allah'ın büyüklüğü karşısında insan tekbir getirmekten başka bir şey yapamıyor. Hani ne kadar insanlar sana yardım edip seni o anda oradan çıkarmış olsa dahi, Allah'ın yardımıyla sen oradan çıktığını bildiğin için istemsiz bir şekilde tekbir getiriyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirdik. Ve hastaneye, zaten ambulansa binip hastaneye gittik. Benim kendi çıkış saatim 7.30. Ben 7.30'da çıktım, yani yaklaşık 3 saat veyahut da 3 saatten biraz daha fazla gibi bir şey kalmıştım enkazın altında. Çok değildi o süre ama insana bir ömür gibi geliyor o süre. Zaten enkaz altında hani kaldığımız sürede kayınvalidem o anda gitmek istedi, ben bırakmamıştım. Gitmesine müsaade etmemiştim. 1 yaşında baldızım vardı, yani daha 1 yaşına tam girmemişti. Yani birkaç gün sonra 1 yaşına girecek olan bir baldızım vardı. Neden bıraktın diye ona kızdım. Ve sonra oraya yönelince hayır gitme, Allah'ın izniyle o çocuğa hiçbir şey olmayacak dedim. Ve o şekilde, ve depremden sonra dayım, hani akrabalar, eş dost, çevre, dayılarım, kuzenlerim falan gelince enkazın oraya, benim küçük dayım
bir perdenin altında, hani bizim bulunduğumuz katta biliyor yani son kat olduğu için, bir pimapen pencerenin altında perde var hani normalde perdenin önünde. Perdenin kıpırdadığını hissediyor. İlk enkaza geldikten yaklaşık çok kısa bir süre sonra, hani saat 5.30 gibi galiba enkazın oraya geliyor. Ve o sürede de çok kısa bir sürede hani bir yaşındaki baldızımı buluyor, öyle söyleyeyim. Pencerenin altında ve üzerinde sadece bir perde varmış. Hani üzerinde toz dahil yokmuş. Çocuk oturuyormuş şu anda. Dayım diyor baktım perdenin altında bir kıpırdama var. Yani gittim diyor perdeyi yırttım, açtım, baktım Ebrar diyor. Onu görünce direkt kucağıma aldım zaten. Diye baktım üzerinde hiçbir toz yok, ağlama belirti. Hani çocuk sadece bildiğin yetişkin bir insan gibi öyle oturmuş beklemiş yani. Ha, bir yaşındaki bir çocuk. Ki normalde sürekli ağlıyordu normalde. Ya, o anda hiç bir ağlama yok. Hatta bir tedirginlik yok. O şekilde beklemiş ve perdenin altından dayım onu almış çıkarmış yani. Hiçbir şey olmamıştı ona. Ben enkaz altındayken, enkazdan çıktıktan sonra dahi herhangi bir yerinde acı, sızı falan hissetmedim. Olayın sıcaklığından mıdır veyahut da vücudum tamamen uyuştuğu için midir bilmiyorum. En yakın hastaneye gittikten çok kısa bir süre sonra sağ kalça kemiğimde hani aşırı bir ağrı hissetmeye başladım. Hani dayanılmaz derecede bir ağrı var. Ve özel hastaneye gitmiştik, öyle söyleyeyim. İlk o acile girdiğimizde hani kızımın doğumunu yapan ebeyi gördüm orada. Daha 23 günlük olduğu için ebe yüz simamdan tanıdı beni. Ebe bana yöneldi, sen mi geldin, ne oldu dedi. O anki duygusallıkla abla senin doğurduğun çocuk da vefat etti, evde yıkıldı dedim ona. Öyle söyleyince ebe bayağı bir yıkıldı yani, gözleri dolup geriye çekildiğini gördüm. Sonrasında bacağımda bayağı bir ağrı, sancı, sızı hissetmeye başladım. Hemşireyi çağırdım hani dayanamıyorum bu acıya, dayanamıyorum çok fazla ağrıyor diye. Ve çok aşırı bir üşüme geliyordu insana. Bayağı bir üşüdükten sonra işte röntgen, tomografi bunlar çekilmesi için işte çıkarılmaya başladım. Tabii en ufak sarsıntıda çok fazla hissediyordum. Ondan sonra tomografi çekildi. Filmler falan çekildi. Röntgen çekildikten sonra işte kemiğin kırıldığını söylediler. Tabii ben duymuyorum fazla, bilmiyorum. Şu kalça kemiğine giren, diz kapağından yukarıya çıkan kemik, büyük kemik. Onun şu top, uç derler, bu eklem içine giren yeri, yuvarlak kısmı. O kırılmış oradan. Hani ortasından kırılmış. Eklemin tam içinde de değil, tam dışında da değil. Doktorların söylediği kadar, öyle söyleyeyim. Eklemin bir nevi orta yerinden kırılmış o şekilde ve o kırılan yerde ilik yok. Hani kemiğin iliği bulunmadığı için kaynama olasılığı hem düşük hem de bayağı bir zaman alan bir süre. Doktorlar orada ameliyat edemeyeceğini söylediler. Ameliyat biz burada yapamayız. Bizde platin yok. Başka bir hastaneye gitmesi gerekiyor. Oradan beni Diyarbakır Gazi Yaşar İl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdiler. Tabii gideceksin ama nasıl gideceksin? Ambulans yok. Birçok ambulans çevre illere veyahut da ilçelere veyahut da şehir içine yöneldiği için ambulans yok. İşte bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde kalmaması lazım diye. Dayım bir transit ayarladı bize. Battaniye içerisinde transitin içine uzandım transitin içerisine. O şekilde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Yaklaşık 15 kilometre veyahut da 20 kilometrelik bir yol diye biliyorum. Tabii oraya gidiş sürecinde bayağı bir sarsıldım. Bayağı bir acı yaşadım o anda. Hastaneye gittik. Ondan sonra doktorlar hani bir odaya aldılar. Çünkü film, röntgen, tomografi bunlar çekildiği için direkt bir odaya aldılar ve platin beklediklerini söylediler. Platin gelirse direkt ameliyatı alacağız dediler. Platin gelmesini beklerken bayan hemşire geldi ve kıyafetlerinizi giyin, ameliyathaneye gideceksiniz dedi. Saati tam olarak hatırlamıyorum. Kıyafetlerimi falan kesip çıkardık. İşte ameliyathaneye gideceğiz. Sedye falan uzandım. Tam odadan çıktık koridora. Asansörlerin olduğu bölüme geldik. O anda ikinci büyük deprem oldu yani saat 1'i 6 geçe galiba ikinci büyük deprem oluyordu işte. İkinci büyük depremde ben hastanedeydim. Hastanenin birinci katında ortopedi bölümünde. Tabii sallanmaya başladık, sedyenin üzerindeyim. Zaten enkazdan yeni çıkmışım, o psikoloji var üzerimde. Ama bir rahatlık da var üzerimde. Ben yine Allah'a sığınacağım. Allah kerimdir. Hani panik olmaya, korkmaya hiç gerek yok. Bu düşünceyle etrafımdaki insanları sakinleştirmeye çalışıyorum. Hastanenin koridorunda insanlar kaçıştırıyor, insanlar koşuşturuyor. Bir de hastane ortamı daha farklı yani, kalkamayan birçok hasta var. Yatakta olan hastalar var. Hasta yakınları var. Yakını vefat eden insanlar hastanelere gelmiş. Veyahut da polikliniğe gelen hastalar vardı. Tabii o anda yine bir tekbir getirme, salavat çekme, la havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim, Allah'a sığının, korkmayın, sakin olun. İnsanlara bu şekilde telkinde bulunuyordum. Hani o da ikinci depremde yaklaşık, o da 1,5 dakika yakın mı öyle bir şey sürdü. Tabii ben bunun büyük bir deprem olduğunu farkına varamadım. Çünkü hem birinci kattayım, hem hastanelerde esneme payı olduğu için çok aşırı bir sallantı hissetmedik. Ameliyathaneye indim.
Ameliyathane tamamen boşalmıştı yani, öyle söyleyeyim. Ki haklı olaraktan insanlar çıkmıştı. Zemin katta ameliyathane. Zemin kata tabii deprem durduktan yaklaşık bir 10-15 dakika sonra ameliyathaneye indim. Ameliyathanede birkaç tane doktor, birkaç tane hemşire tek vardı. O anda ameliyatta olan hasta yoktu. Sadece bir kişinin olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o da çapraz ameliyathanede doktorların olduğunu gördüm. Sonra ameliyathaneye aldılar. İşte yanımda ortopedi, beni ameliyat eden doktor vardı. Tabii o anda doktor olduğunu farkında değilim. Ben hemşire diye zannediyorum onu. Çünkü çok genç bir doktordu. İşte biraz muhabbet etmeye başladı benimle. Konuşmaya başladı. Ne yapıyorsun, nasılsın gibisinden. Ne oldu, nasıl oldu, nasıl yıkıldı. Yani depremle ilgili sorular sormaya başladı. Dedim bak bir daha deprem oldu işte. Artçı zannediyorum, böyle ufak bir sallantı zannediyorum ben. Dedim olur da ameliyat anında bir deprem olursa. Ben belki baygın olurum, belki uyanık olurum. Deprem olduğu zaman zemin kattayız. Üstümüzde yaklaşık bir 10 kat var bina. Hastane bayağı büyük. Olur da bir deprem olursa beni ameliyathanede bırakın. Bırakıp siz direkt çıkın dışarıya. Demeyin işte yok işte ameliyathanededir, hasta yalnız bırakmayalım. Sıkıntı yok dedim. Beni olduğu gibi masada bırakın, siz çıkın. Zaten benim yarısı gitmiş, diğer yarıyı da tamamlarız en azından diye. Hayır asla seni bırakmam dedi doktor tabii. Nereye bırakıp gideceğiz? Bir şey olursa zaten buradayız beraber dedi. Tabii ben de ısrarla diyorum ki vallahi bir şey olursa çık git bak. Bana bakma sen. Yani kendindense başka insanların en azından hayatını kurtarmasını istiyorum. Çünkü tamam ben hani kalkamayacağım belli yani. Ya da o sedyeyle beni bir yere koşturamayacak kimse. En azından kendi kaçarsa belki olası bir yıkılma anında kendini kurtarabilir. Çünkü o yıkılma psikolojisi var üzerimde hala. Ha tamam sallandı, yıkılacak kesin diye düşünüyor insan. Tabii hastanelerin yapıları daha sağlam, daha güvenilir. Şu an işte kalça kemiğim kırık zaten. Yaklaşık işte 2 aydan fazla oldu. Ramazan'dan birkaç gün önce hastaneye gitmiştik zaten. Orada sorduk işte doktora bir kaynama var mı gibisinden. Doktor hiçbir gelişmenin olmadığını söyledi, kaynamanın olmadığını söyledi. Yani iyileşene kadar bu şekilde kalacağımı söyledi. Yani sağ bacağıma hiçbir şekilde basamıyorum zaten ve hareket ettiremiyorum. Sadece ayak parmakları ve bileği hareket ettirebiliyorum. Çocuğun vefat ettiğini ben zaten bildiğim için ameliyattan çıktıktan sonra direkt dayıma sordum bunu işte nerede diye. Bana işte o özel hastanede olduğunu söyledi. Benim ilk başta gittiğim özel hastanede olduğunu söyledi. Ne yaptınız? Ne olacak? Sen bir kendine gel dedi. Daha o oradadır gibi. Oradadır dedi. Hani hastanededir. Endişelenme. Bir ne yani söylemeye çalışıyor. Ben de diyorum ki ya ben vefat ettiğini zaten biliyorum. Yani benden saklamanıza gerek yok. Ama benim tek bir şartım var. Ben buradan çıkmayana kadar asla onu defnetmeyeceksiniz. Kalacak. Ben onu göreceğim yani. Ne olursa olsun ben göreceğim, o şekilde defnedeceksiniz. Ya ben çıkarım buradan, iyileşirim. Tabii bu kadar büyük bir ameliyat olduğunun farkında değilim ben. Hani bu kadar uzun süre yatacağımın da farkında değilim. Ondan dolayı diyorum ki işte hayır. İşte ben birkaç güne zaten taburcu ederler, ben çıkarım. En fazla bir hafta sonra yürürüm. Ha zaten bilmediğimiz için hastalığı. Ha platindir işte, iki vida taktılar, tamamdır. Bir hafta sonra basmaya başlarım gibisinden düşünüyorum kendimce. İşte defnetmeyin, beni bekleyin. Ben göreceğim. Benim görmem lazım. Ha ne olursa olsun ben onu son defa görüp öpeceğim dedim. Dayım tamam dedi. Yaklaşık bir gün veyahut da tam hatırlamıyorum. Bir iki gün geçtikten sonra veyahut da bir gün geçtikten sonra dayım bana geldi, dedi ki işte hastanede bırakamıyorlar. Morgda kalamaz. Çıkarıp defnetmemiz lazım. Dayı tamam defnedin dedim. Ama ben görmem lazım. Dedi tamam biz hastaneden onu çıkaralım. Hani defnedeceğiz diye. O belgeyi alıp hani ölüm raporunu, belgesini falan alıp çıkaralım. Çıkardığımız zaman tabii dediğim hastane şehrin bir ucunda. Benim kaldığım hastane şehrin bir ucunda. Çıkaralım biz senin yanına getiririz. Sonra götürüp defnederiz dedi. Tamam olur dedim. O şekilde yaparız. Dayım çocuğu getirmeden önceki gün bana söylemişti. Bak oğlum ben getireceğim. Madem sen Allah'a sığınmışsın, Allah'a tevekkül etmişsin. Sen bu bilinçte, bu şuurda, bu imanla hani sen Allah'tan geldiğini biliyorsun ve Allah-u Teala'nın senden aldığını biliyorsun. Sen bize de anlattın işte depremin ilk anında ben hamd ettim, Allah'a sığındım, ya Rabbi sana hamdolsun dedim, isyan etmedim. Çocuğu da getirirsek sakin ol. Dedim dayı ben Allah'ın izniyle ben ölene kadar da Allah'a asla isyan etmem ama sadece ciğerim yanıyor dedim. Ne isteyeceksin? Bak, tık 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 tık. O anda dayım içeriye getirdi. Tabii ben aldım kucağıma, yüzüne baktım. Ben nefessizlikten öldüğünü biliyordum ve insan kendini biraz suçlu hissediyor. Keşke yere bıraksaydım.
keşke bunu yapsaydım, keşke şunu yapsaydım. Sonra diyorsun ki keşke demek zaten bir şirk. Allah-u Teala böyle diledi ki böyle oldu. Keşke diye bir şey yok. Tabii kendi içinde, kendi kafanın içinde, insan kendi kafasının içinde bunları düşünüyor. Dışarıya da bir şey aktaramıyorsun. Yani sadece gözyaşı döküp ağladığımı biliyorum. Ben sarıldım, öptüm. Kızım bekle, ben de geleceğim inşallah. İnşallah beraber cennette oynarız artık diye söyledim. Yüzü çok hüzünlüydü, yani ağlamaklı gibi bir şeydi. Hücumda hiçbir şey yoktu ama çok soğuktu. Yani hep o vücudunun sıcaklığını hissediyordum. Bu sefer çok soğuktu. Yani ilk defa çocuğum olmuştu. Bilmiyordum nasıl bir duygu olduğunu da bilmiyordum. Babalık duygusu nasıl bir şey. Kız kardeşimin kocası eniştem bir ara kendi yeğenimin fotoğrafını paylaşmıştı. Oğlumun kokusu diye falan. Depremden önce ben onu görmüştüm. Ha demek ki evlat kokusu da varmış deyip yaklaşık depremden bir hafta önce falan öyle çocuğu hep koklamaya başlamıştım. Kendimce hep kokluyordum. Kucağıma verdiği zaman kokladım. Koku gelmiyordu, yani öyle söyleyeyim. Koku gelmiyordu bana. Çok soğuktu. Vermek istemedim. Çünkü biliyordum yani gömülecek, mecbur gömülecek. Ve ona da dedim ya Rabbi, ben vallahi isyan etmiyorum. Benim sadece ciğerim yanıyor. Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklarını defnettiği zaman gözyaşı dökmüş. Vallahi benim gözyaşlarım da sadece budur. İsyan değil. Sadece içim yanıyor dedim. Ondan sonra çocuğu dayım aldı benden. Dayım aldı ve götürüp gömdüler. Hastaneden çıktıktan sonra dayım bana şöyle söyledi. Dedi ki biz çocuğu morgdan aldığımız zaman çocuk çok tebessüm ediyormuş. Yani bildiğin sanki yaşıyormuş gibi çocuğun yüzü gülüyormuş bayağı. Ne zaman ki diyor hastaneye senin yanına geldik. Senin yanına geldiğimiz zaman diyor çocuğun suratı birden düştü. Bir nevi ağlamaya başladı çocuk dedi o anda. Tabii bir yetişkine göre çocukların ruhu ve ölüm anları daha farklıdır. Çünkü bir yetişkin insan öldüğü zaman iyiyse veyahut da cennetlik veyahut da cehennem ehliyse ona göre farklı bir şekilde gider. Ama çocukların hepsi cennetlik olduğu için morgdan çıktığında tamamen tebessüm ediyormuş, gülüyormuş, hani sevinçliymiş. Çünkü cennete gitti. Hiçbir zorluk, hiçbir acı yaşamadı. Ama benim yanıma getirdiği zaman dayım diyor bir yüzünde ağlama ve hüzünlenme vardı, yani çocuğum belli ediyordu dedi. O şekilde zaten götürüp gömdüler. İşte Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmeden önce zaten uçakta sedyeyle geldim. Ambulansla falan havalanına giderken ambulans şoföründen rica ettim. Ben mezarını görmedim. Beni oraya götür diye. Hani yapamayacağını söyledi. Ya dedim Allah razı olsun. Dedim beni bir götür. Tamam ben kalkamıyorum belki ama bir şekilde belki görürüm. En azından bir göreyim dedim. Mezara dahi olsa bir göreyim. Mezarın başında hani yaklaşmıştı araç. Öyle tam aracın yaklaşabileceği bir yere defnetmişlerdi. Mezarın başına gitti, kapıyı açtı. Orada kendimce konuştum yani dedim. Kızımın adı Yusra. Yusra koymuştum. İnnem halüsür Yusra diye. Şu an o sureyi bile okumakta çoğu zaman zorluk yaşıyorum, yani okuyamıyorum. Çocuğumla orada konuştum kendimce. Kızım bekle, baba geri gelecek Diyarbakır'a. Seni yalnız bırakmaz, her zaman gelir yanına. Ziyaret edeceğim seni mezarda. Üzülme. Öyle kendimce konuştum yani çocukla. Zaten kızım doğduğundan beri farklıydı. Yani nasıl farklıydı? 10 günlük veyahut da 15 günlük bir çocuk hani tebessüm edip gülmesi hani benim karşılaştığım bir şey değil. Yani sanki 5-6 aylık bir çocukmuş gibi hareketleri vardı, davranışları vardı. Onunla bazen konuşuyordum yani. Dedim kızım sen büyüyeceksin. Biz beraber şunu yapacağız, beraber bunu yapacağız. Kızım sen Hazreti Meryem gibi çok iffetli bir kız olacaksın. Beraber namaz kılacağız. Ben sana namaz kılmayı öğreteceğim. Ben sana Kur'an-ı Kerim okumayı öğreteceğim. Kızım şöyle, kızım böyle. Bu şekilde konuştuğum zaman eğer o dakika ağlıyorduysa, onunla konuşuyorduysam o anda susup sadece gözlerimin içine bakıp beni dinlerdi. Yani deprem olduğu dakika da aynı bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika yakın onunla hem oynuyordum kucağımda hem de onunla konuşuyordum. Kızım ağlama, kızım uyu, kızım uyu bak ben sabah çalışmam lazım, annen yorgun. Bu şekilde konuşuyordum. O da sadece durmuştu ve gözlerimin içine bakıyordu.
Benimle savaşıyor, benimle savaşıyor. Bana yırmık atıyor. Kızım yaklaşık işte depremden bir 15-20 gün sonra rüyama girdi. Babam, amcam ve kızımı gördüm tekrardan. Böyle bir odanın içerisinde hani bir çocuğun eline bir oyuncak vermişsin. Çok sevinir ya, çok mutlu olur. Hani bir babam da o şekilde kızını almıştı kucağına. Sanki eline bir oyuncak verilmişçesine bir çocuğun. O şekilde onunla oynuyordu. Bir amcam alıyordu kucağına, bir o alıyordu kucağına. Tabii bu da onlara gülüp hani cilve deriz ya, böyle naz yapıyordu, cilve yapıyordu. Sanki biraz daha büyümüş gibi. O da onlarla oynuyordu. Bir nevi onların onu sevmesine bir nevi karşılık veriyordu. Tabii ben gördüğüm zaman, amcamı ve babamı ve kızımı gördüğüm zaman onlar benim orada olduğumun farkında değiller. Sanki ben yokmuşum gibi, sanki bir video kaset izliyormuşum gibi. Bak şimdi burada daha rahatsın diyor. Hani sanki bana söylermiş gibi. Bak kızım daha burada daha rahatsın. Bak keyfin de yerinde, oynuyorsun bizimle. Dedi yani sanki bana, hani bana bizzat hiç söylemiyor ama bana söylüyormuş gibi hissettim o anda zaten. Sonrasında kayınvalidem de vefat etmiş. Hani hastanede vefat etmiş, öyle söylerim. Çünkü hastaneye gittiği zaman veyahut da enkazdan çıktığı zaman eks olur ya hastalar. Hani tekrardan bir canlandırma olmuştur ambulansta. Hastaneye gitmiş ve hastanede o şekilde vefat etmiş. Şöyle söyleyeyim, insan oğlu, hani insanoğlu bir musibet yaşadığı zaman bin nasihate bedeldir diyorlar ya. Elhamdülillah İslami bir yaşantı içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim'le haşır neşiriz. Ben depremden yaklaşık bir 7-8 ay öncesinden kendimce tefsir dersleriyle, tefsir okumaya başladım. Tefsir dersleriyle ilgileniyorum. Hem atölyede çalışıp hem dinliyorum. Yani sesli kitap tarzında bu şekilde tefsir dinliyorum. Bu tefsirler benim imanımı arttırdı. Yani insanoğlu eğer bir inanca sahipse, yaşadığı inanç doğrultusunda, hani Türkiye için veyahut da gene, Türkiye geneli Müslüman olduğu için böyle bir şey söyleyeyim. Eğer biz Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, dinimizi kendimiz ve hocaların yardımıyla bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Hocaların yönlendirmesiyle aslında. Ne yönlendirme? İşte şu kitabı okuyabilirsin veyahut da şu tefsirleri yapabilirsin veyahut da bu sana ağır gelebilir, bu hafif gelebilir. Bu şekilde inandığı dini yaşayıp anlayıp öğrenmesi gerekiyor insanoğlunun ki başına en ufak bela ve musibet geldiği zaman o sabrı, o imtihandan geçebilmeyi sağlayabilmesi için. Bugün ben öyle bir hadis okumamış olsaydım veyahut da öyle bir videoya denk gelmemiş olsaydım veyahut da tefsirle, Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olmamış olsaydım, imanım çok zayıf olmuş olsaydı, bugün Allah-u Teala'ya karşı belki de bu şekilde bir teslimiyet sağlamış olmazdım. Belki de bu şekilde bir teslimiyet sağlamadığım için Allah-u Teala beni daha ağır bir şekilde imtihan ederdi veyahut da canımı da alabilirdi. Sen zaten iman etmezsin deyip de canımı da alabilirdi. Elhamdülillah bu şekilde İslami bir yaşantı içerisinde olduğumuz için Allah-u Teala karşı bir isyan içerisine girmedik. Çünkü isyan sonucu değiştirmez. Yani isyan etmek sonuç değiştirmiyor. Ben bugün oturduğum yerde isyan edersem, ya Rabbi neden benim ayağım kırıldı? Ya Rabbi neden benim çocuğum öldü? Ya Rabbi neden ben bu sıkıntıları yaşıyorum? Diye sürekli isyan edersem yani bir parça geri gelmeyecek. Veyahut da yüreğimdeki acı bir nebze olsun hafiflemeyecek. Yani tamamıyla şeytanın aldatması olduğunun farkına varır insan. Ve olaylar anında ilk başta her şeyin Allah'tan geldiğini bilmek lazım. Allah'a sığınmak lazım ve soğukkanlı olmak lazım. Deprem ülkesi, her an her yerde deprem olabilir. Bunun bilincinde olmak lazım ve deprem anında soğukkanlı olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü soğukkanlı olmazsan yapman gerektiğini yapamazsın. Vefat eden eş, dost, çevre arkadaşlarımızdan duyduğumuz birçok şey. Bir komşumuzun vefat ettiğini biliyorum. Adam yatağın üzerinde donmuş kalmış, hareket edememiş. O şekilde tavanın altında kalmış. Eşi ise yan tarafta sağ bir şekilde kalmış. Onun vefat ettiğini görmüş. Yani soğukkanlı olursa insanoğlu ne yapacağını bilir. Tabii Allah-u Teala'nın takdir ettiğinin dışına çıkamayacağının bilincinde olmak lazım. Yani önemli bir konu, aslında en önemli konu, insanoğlunun çok aciz olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve insanoğlunun elinden hiçbir şey gelmediğinin farkında olması gerekiyor. Ve deprem anına ait birçok görüntü sosyal medya veyahut da televizyon üzerinden izlediğimiz zaman o anda insanoğlu hiçbir şey yapamıyor. Yani düşünün, kocaman bir bina sallanıyor ve sen o binayı tutamazsın. Tutacak güce de sahip değilsin. Ve o anda sadece Allah'a sığınıyorsun. Allah'tan yardım bekliyorsun ve Allah'tan istiyorsun. Aslında insanoğlu hayatı boyunca her an Allah'tan isteyip Allah'a sığınması gerekiyor. Allah razı olsun sizden de. Siz de hakkınızı verdim. Helal olsun. Hoş geldiniz. Baş göz üstüne geldiniz. Elhamdülillah bir şekilde anlatmaya çalıştık
kendi derdimizi. Allah-u Teala tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Enkazda veyahut da daha öncesinde hayatını kaybeden tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Dönüş sadece Allah'adır. Hepimiz ona döneceğiz. Şüphesiz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.